Merhaba değerli arkadaşlar. Derstayi.com'un sizler için hazırlamış olduğu konu anlatımı video çekimlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde bir önceki ders başlamış olduğumuz canlıların sınıflandırması konusuyla devam edeceğiz. Bu dersimizin konusu sınıflandırma ilkeleri olacak. Değerli arkadaşlarım bu videoları çekerken aynı zamanda biz online dersimizin üzerinden çekiyoruz. Yani hem canlı online ders istiyoruz hem de anlatmış olduğumuz bu online dersleri sizlere tekrar YouTube kanalımızdan paylaşmış oluyoruz. Bu konuyla alakalı her türlü sorularınızı aşağıdaki yorum kısmından veya dersaya.com'un resmi Instagram hesabından DM yoluyla sorabilirsiniz. Aynı zamanda yine bu ders ait notları değerli dostlarım aşağıdaki açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Oradan bizim yine resmi sayfamız olan dersaya.com'a giderek oradan arkadaşlarım hem biyoloji hem de diğer derslere ait tüm notları kolaylıkla bulabileceksiniz. Ben hiç vakit kaybetmeden dersime başlıyorum ve tüm arkadaşlarıma iyi dersler diliyorum. Diyeceğiz. Şunlara bahsediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde sınıflandırmada kullanılan kategoriler ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşi olayına bir bakacağız değerli gençler. Şimdi değerli arkadaşlarım, belirli bir düzene göre sıralanmış ve belirli özellikler taşıyan ve buna göre adlandırılan sınıflandırma birimlerine kategori denir. Şimdi çok bilimsel bir tanım oldu hocam. Vallahi kafam karıştı dediğinizi duyar gibiyim. Ve arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey olsun. Mesela ben işte Ali Uysal arkadaşlarım evini merak ediyorum. Ali Uysal'ın hangi mahallede oturduğunu varsayalım. Şu an hepimizin bildiği bir mahalle olsun. Sancak Mahallesi, Bosna Mahallesi'ndeki bir, o taraftaki bir mahalle arkadaşlar. Bosna yakın bir mahalle. Sancak Mahallesi. Şimdi ben Ali Hüso'nun tam ev adresini bilmek istersem desem ki işte, Ali Hüso'nun nerede oturuyorsun hocam? Ben işte Sancak Mahallesi'ndeki Beyaz Sokak'taki işte dört numaralı apartmandaki üçüncü katın işte yedi numaralı dairesinde oturuyorum. Böyle bir ana bir kategori yapmış oldu mu? Oldu. Bakın. Biz normalde kendi adreslerimizi söylerken bile mahalle adı, işte sokak adı veya daha geniş kargo isimleri verirken kargoya bir posta verirken veya kargo beklerken arkadaşlar ne diyoruz? İşte Konya ili, Selçuklu ilçesi, Sancak Mahallesi, işte Beyaz Sokak 3 numaralı apartman diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Adres veriyoruz. Aslında bir nevi kendimizi diğer insanlardan ayırarak kendimize ait kategoriyi veriyoruz. Biz kargo şirketine adresimizi bu şekilde veriyoruz. Biz de arkadaşlar bilimsel sınıflandırma yaparken böyle 7 tane kategorimiz var. Nasıl biz şimdi kargo yaparken işte il adı, ilçe adı, mahalle adı, sokak adı, apartman adı, işte daire numarası gibi böyle kategori veriyorsak canlıyı bulabilmek için de arkadaşlar 7 tane neyimiz varmış kategorimiz vardır. Arkadaşlar biz biyolojide bu kategoriye arkadaşlar takson adını da veririz. Takson. Yani belli bir kategoriye dahil olan ve ortak özelliklere sahip e, canlıların oluşturduğu takson arkadaşlar. Mesela şube taksonu var. Sınıf taksonu var. Takım taksonu var. Böyle arkadaşlar 7 tane taksonumuz var. Değerli arkadaşlarım, şimdi bakın burayı bir dinleyelim. Burası gerçekten biraz önemli. Karmaşık gibi olan şeyi daha basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Dediğimiz gibi biz bilimsel sınıflandırmada 7 tane kategori veya takson kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın bunları ben şöyle kodlayayım mı size arkadaşlar? Tür, cins, alem, familia diye gidiyor ya. Bakın şöyle bir kodlaması var bunun arkadaşlar. Türkiye enter Cumhuriyeti Cumhuriyeti enter futbol şu F'yi büyük yazalım futbol takımı sahada şut attı. Böyle arkadaşlar bir saçma da olsa bir kodlamamız var. Kodlama kodlamadır. Saçma olabilir kardeşim ne yapalım yani. Arkadaşlar bakın bizler bugün itibariyle sınıflandırmada kullandığımız kategoriler 7 taneydi. Neydi? Bakın türden başlıyor. Türden sonra cins geliyor. Cinsten sonra aile. Aileden sonra takım. Sınıf, şube ve alem geliyor. Şunların baş harfine bakar mısınız bir? Sınıflandırma da bu soru çok önemli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Yani bakın tür, cins, familia biliyorsun familia aile demektir. Familia. Takım, sınıf, şube ve alem şeklinde biz ne yapıyoruz arkadaşlarım? Bu sınıflandırma kategorilerini alıyormuşuz. Demek ki, demek ki biyolojide 7 tane arkadaşlar sınıflandırma birimi yani takson varmış. Bu taksonlar arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut atlı şeklinde kodlanıyormuş. Şimdi burayı sildim arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut atlı unutmuyor. Sildim burayı. Bakın. Bunlar ne anlatıyorum ben size? Bunlar bizim ne işimize yarayacak? Arkadaşlar biz esasen türü biliriz. Bu diğer cins, aile, takım, sınıf, şube ve alem türe ulaşmak için insanların geliştirdiği kategorilerdir. Taksonlardır arkadaşlar. Hemen basit bir örnek olarak vermek istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, türe biz diyelim ki Ali Uysal Ali değil mi? Ali'nin yaşadığı ev olsun hatta. Arkadaşlar Ali'nin yaşadığı ev tür olsun. Ali'nin bulunduğu ev hangi sokaktaydı arkadaşlar? Beyaz sokaktaydı. Beyaz sokakta. E, beyaz sokak arkadaşlarım hangi mahalledeydi? Bakın sokağı da şöyle alalım. Sancak mahallesindeydi. Sancak mahallesindeydi. Arkadaşlar Sancak mahallesi Konya'nın hangi ilçesinde? Selçuklu ilçesinde değil mi? Selçuklu'da. Selçuklu nedir arkadaşlar? Bizim bu olayımızda ilçedir. Peki Selçuklu hangi ile bağlı? E tabii ki Konya'ya bağlı. Konya arkadaşlar il kategorisinde bakın. Değil mi? Peki Konya hangi bölgede bulunuyor arkadaşlar? Coğrafi bölgelerde İç Anadolu bölgesinde bulunuyor. Şöyle şöyle hemen İç Anadolu yazalım. İç Anadolu bölgesinde. İşte bu da arkadaşlar hangi kategori? Bölge kategorisinde. Peki arkadaşlar İç Anadolu hangi ülkede? E tabii ki Türkiye kardeşim. Dünya üzerinde Türkiye kategorisinde bu da arkadaşlar ülke kategorisinde. Yani ben size bu dersi Arkadaşlar Van'da anlatıyor olsaydım diyecektim ki Van'daki işte Ali'nin evi, Beyaz Sokak'taki Van'daki arkadaşlar işte hangi mahalle var orada? Yeni Toki Mahallesi var. Edremit ilçesine bağlı Van ilindeki Doğu Anadolu arkadaşlar yine Türkiye'ye bağlı. Şimdi değerli arkadaşlarım biz bu sınıflandırma kategorilerini böyle size yazdık. Türkiye Cumhuriyeti Futbol Dokumu sağda şu attı diye yazdık ki bu normal bilimsel isimleri mi? Hocam bir de sen mahalle sokak vesaire yazdık. Şimdi değerli arkadaşlarım, bizim için önemli olan şey şu. Bir canlı hangi kategorideyse... mesela sallıyorum arkadaşlar, şu aile kategorisinde olsun. Yani diyorum ki, Ali'nin evi Sancak mahallesinde, doğru mu? Evet. O zaman ben bu şuradaki gerçek bilimsel de şurada da arkadaşlar yazacağım şeyde, işte A canlısı B ailesinde bulunuyor diyeceğim. Veya şunları şöyle silelim daha hoş görülsün. Şöyle yapalım. Veya diyeceğim ki beyaz sokak sancak mahallesi değil mi diyorum ya arkadaşlar. Şöyle bir durum var. İşte D cinsi F ailesinde bulunabilir de diyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar kategori yaparken biz Canları sınıflandırırken bu şekilde kategori yaparız. Şimdi bir şey soracağım size. Çok basit olan bir şey soracağım. Bu şekli yani 3-4 dakikadır ne anlatmaya çalıştığımın ana yerine geldim arkadaşlar. Niye çizdim ben bunu? Şimdi bana şunu söyleyin. Şimdi Sancak Mahallesi'nde arkadaşlar bir de kim otursun? İşte şöyle Ayşe otursun diyelim tamam mı? Ayşe Ali'nin ve Ayşe'nin mahalleleri aynı mı? Evet, aynı. Aynı mahallede oturuyordu. O zaman bana şunu diyebilir misiniz? Ali de Ayşe de kesinlikle aynı sokakta oturuyor diyor, e, aynı sokakta oturur diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Çünkü sancak mahallesi sadece beyaz sokak yoktu. Baş bir sürü başka sokakta var. belki sallıyorum Ayşe de kırmızı sokakta oturur. Belki Ayşe'nin sokağı kırmızı sokaktır. Yani Ayşe ve Ali aynı mahallede doğru. Ama aynı sokakta diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Burada bir kesinlik yok. Ama arkadaşlar şunu diyebilirsiniz. Hem Ali hem Ayşe aynı ilçede yaşıyor. Evet doğru. Bakın Ayşe de Ali de ikisi de Selçuklu'da yaşıyor. Doğru. Hem Ali hem Ayşe ikisi de aynı ilde yaşıyor. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım. Döndüm buradaki bilimsel muhabbeti. Bir canlı veya şöyle yapalım. X ve Y olan iki farklı canlı. X burada olsun, Y de burada olsun. İki farklı canlı. Aynı cinste ise kesinlikle aynı tür diyebilir misiniz? Diyemezsiniz, bilemezsiniz. Ama ondan sonraki kategorilerde nedir? Kesinlikle arkadaşlar aynıdır. Kesin aynı. Yani X ve Y canlısı aynı cinste ise aynı ailede, aynı takımda ve aynı ...sınıfta bulunabilir arkadaşlar. Kesin aynıdır diyoruz. Bu görselde... ...dersin bu anında arkadaşlar... ...işte burayı anlatmaya çalıştım. İki canlı aynı kategoride ise... ...alttaki kategorilerde... ...aynı olabilirler, bilemem. Ama üstteki kategoride kesinlikle... ...aynıdırlar arkadaşlar. Ve bizim için arkadaşlar... ...gerçek canlı... ...kimdir arkadaşlar buradaki? Ali'dir. Yani arkadaşlar... ...bilimsel olarak gerçek canlı... ...türdür. Peki hocam diğerleri niye verilmişti? Diğerleri türü daha kolay tanımlayabilirim, daha kolay bulabilirim diye. Yani şu ülke, bölge, il, ilçe, mahalle, sokak ve evlere arkadaşlar... ...biz insanlar Ali'ye daha kolay ulaşabilelim diye... ...ne yapmışız? Geliştirmişiz. İşte biyolojide arkadaşlar, alem, şube, sınıf, takım, aile ve cins de... ...türdeki canlıya daha kolay ulaşabilelim diye biyolojideki bilimsel e, bilim bilimi adamların arkadaşlar yapmış olduğu kategorilerdir diyoruz. Değerli arkadaşlarım bu sayfada sorusu olan var mı bu slaytla ilgili? Şuraları sildim. Sorusu olan varsa cevaplayalım. Evet. Soru olan olmadığı anlaşıldı. Peki ben ne anlatıyordum size? Ben arkadaşlar kategorilerden bahsettim. Dedim ki biyolojide 7 tane kategori varmış. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı şeklinde kategorilerden bahsettim. Değerli dostlarım, değerli dostlarım. Şimdi bu kategorilerden en önemlisi, önemlisi tür dedik. Çünkü tür arkadaşlar gerçek olan e, birey oradadır. Efendim. Tür birey türdür. Diğerleri biz türe ulaşabilen diye e, geliştirdiğimiz kategorilerdir diye söyledik. Sevgili gençler, türün tanımı bizim için çok 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 önemli. Tür nedir? Kim bulmuştur? Ondan bahsediyoruz. Arkadaşlar, tür kavramını ilk olarak John Ray dediğimiz bilim insanı arkadaşlar bulmuştur. Peki, tür nedir arkadaşım? Tür, ortak bir atadan gelen, yapı ve işlevsel bakımından benzer özellikler taşıyan ve doğal olarak çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular yani verimli döller verebilen bireyler topluluğu arkadaşlar biz türleriz. Burada altı çizilecek olan kelime çiftleşiklerinde kısır olmayan yavrular verebilmektir arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Hepinizin bildiği bir örnek var değil mi arkadaşlar? Atlar ve eşekler çiftleşebilir mi? Çiftleşebilir. Ve bunlardan ne dünyaya gelir arkadaşlar? Katır dünyaya gelir. Peki katır üreyebilir mi? Katır üreyemez. Katır kısırdır arkadaşlar. O zaman atla eşek için at ve eşek aynı türdür diyemezsiniz. Çünkü bunların çocukları olmuyor. İki canlıya aynı tür diyebilmesi için çocuklarının çocukları olacak. Veya bizim anlayacağımız dilde arkadaşlar iki canlıya aynı tür diyebilmek için iki canlı çiftleşiklerinde torunlarını görebilecek şekilde yavruların olması gerekiyor. Tür olabilmesi için iki canlının doğal koşullarda çiftleşiklerinde kısır olmayan yavrular meydana getirecek. Ortak piyasadan gelecek. işlevsel bakımından, yapı bakımından benzer özellikleri taşıyacak ve doğal koşullarında çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular meydana getiriyorsa biz o bireylere aynı tür diyebiliriz. Peki. arkadaşlarım şu cümle önemli. Aynı türdeki tüm bireylerin kromozom sayıları aynıdır arkadaşlar. Burada bir istisnası var ama o istisna de söyleyeceğiz size. Mesela bal balarlarında böyle bir şey var. Mesela orada kraliçe arıyla erkek arının kromozom sayıları farklı olabilir ama o bir istisna. Biz bugün için şunu bilelim arkadaşlar. Aynı türdeki tüm beylerin kromozom sayıları aynıdır. Ancak farklı türlere ait canlıların kromozom sayıları aynı olabilir. Kromozom sayılarının aynı olması veya azlığı çokluğu arkadaşlar biz biyolojik gelişmişliği göstermez. Yani veya yakın akraba olduğunu da göstermez. Mesela insanda 46 kromozom var. işte başka bir canlıda 48 kromozom var. O insana daha yakın akrabadır diyemezsin. Yani kromozom sayısı gelişmişliği ve akrabalığı belirlemede kullanılmaz arkadaşlar. Ama şunu biliyoruz. Aynı tür canlılarda kromozom sayıları aynıymış arkadaşlar. Bakın gelin şu görselime beraber bir bakalım. Şu görselimi bir büyüteyim arkadaşlar. Şu görseli hep beraber görmenizi istiyorum. Bakın ne demiş bize bu görselde? Farklı türlerin kromozom sayıları aynı olabilir. Hepinizin bildiği arkadaşlar şurada bir insan görüyorsunuz. Yani insanın bu arada arkadaşlar bilimsel adı Homo sapiens'tir. Bunları daha sonra anlatacağım ben bu bilimsel adlarını demektir. Bakın insanda arkadaşlar kaç kromozom var? Hepinizin bildiği. Hadi kim cevap verecek? Biri cevap versin mikrofon açın. Kaç kromozom var bizim? Bir cevap versin lütfen. Hadi şey insanda kromozom... Kaç? Kromo kaç? 46. 46. Çok güzel efendim. Evet. Chatten de mesajlar geldi. Bayağı arkadaşım 46 yazmış. Çok doğru. Arkadaşlar insan 46 kromozom ya. Şş, sen olarak 46 kromozomsun. E buradaki moli balığını görüyorsun. da çok olur bu. Bardakta falan satıyorlar bunu arkadaşlar. Biraz daha değişik bir versiyonda. Moli balığında 46 kromozom var. E o zaman kromozom sayısı akrabalığı veya gelişmişliği gösterseydi bu olmazdı. Balık daha az sayıda kromozom olması gerekiyor. Bunun gibi arkadaşlar Tayvan munçağı... sable antilobu veya arkadaşlar şurada görüyorsunuz bir bitkisi arkadaşlar kurt bağı kut bağı bitkisi arkadaşlar yine 46 kromozomdur. Bakın şu cümleyi vurgulamaya çalıştık. Dedik ki farklı türlerin kromozom sayısı aynı olabilir. Kromozom sayıları kromozom sayıları canının gelişmişliğini akrabalık belirlenmesinde kullanılmaz diyoruz tekrar değerli arkadaşlar. Aman buraya dikkat edelim lütfen. Sonra sıkıntı olabilir. Arkadaşlar yukarıda bahsetmiştim. Türler birleşerek cinsleri, cinsler takımları, takımlar arkadaşlar sınıfları o da sınıf, şube, şubede alemi oluşuyor. Yani burada bakın bu cümlede Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şu tatlıyı gösterdik. Şimdi önemli bir husus var. Az önce yazdım ya ben arkadaşlar şu Türkiye Cumhuriyet Futbol Takımı diye. Yani şurası neydi arkadaşlar? Bizim için sokaktı. Yukarı doğru mahalle oldu. İlçe oldu arkadaşlar. İlçeden sonra il geldi. Değil mi? İlden sonra arkadaşlar bölge geldi. Sonra işte ülke geldi. En tepeye de hadi dünya yazalım bu sefer. Az önce farklı yapmıştım ama burada dünya yazalım. Çok da önemli değil. şöyle ev diye, türe ev demiştim az önceki görselde. Burada sokak dedik. Çok da önemli değil arkadaşlar. Biz burada kategori belirliyoruz sonuçta. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Çok basit, çok saçma bir soru sorayım mı? Hadi sordum. Şimdi Arda'nın evinde kaç kişi yaşıyor? Dört kişi yaşıyor ben biliyorum. Arda bir tane kardeşi, bir de anne ve babası dört kişi yaşıyor. Şimdi şöyle bir saçma soru sorayım mı? Ardakin evinde mi daha çok insan yaşar? Yoksa dünyada mı daha çok insan yaşar? Ya hocam saçmalama tabii ki dünyada daha çok insan yaşıyor. Böyle komik olmayalım lütfen. İşte şunu söylüyorum. Türden aleme doğru gidildikçe birey sayısı artar ya. Onu demeye çalışıyorum. Hemen kızmayın bana. Peki Ardakin evinde mi daha çok canlı olur? Dünyada mı daha çok canlı olur? E tabii ki dünyada daha çok canlı olur. Yani canlının çeşitliliği türden aleme doğru gidildikçe artar. Peki bana şunu söyleyin. Akrabalık, ortak özellik... Ardakin evde mi daha çoktur? Yoksa dünyada mı daha çoktur? Yani arda evdeki birine mi daha çok benzer? Dünyadaki birine mi daha çok benzer? E, tabii ki evdekine daha çok benzer. Yani türden aleme doğru gidildikçe arkadaşlar... Gen çeşitliliği artar. Evet, daha çok çeşitli insan ve canlı görürsünüz. Ama genetik benzerlik... Yani akrabalık, protein benzerliği... Ve ortak özelliklerde ne yapar? Azalır arkadaşlarım. İşte videonun bu kısmında arkadaşlar... Lütfen şunu defterinize özellikle not alın arkadaşlar. Ben bunları videonun altına bırakacağım. Bu PDF notlarını bırakacağım arkadaşlar videonun altına veya size WhatsApp'tan veya Instagram'dan atarım. Ama bu görsel arkadaşlar lütfen notlarınızda olsun. Şu görsel yani türden aleme doğru gidildikçe neler değişiyormuş bizim için önemli. Bakın kafanız karışırsa Şuradaki basit örneği yaparsınız arkadaşlar. Sokaktan dünya gizlilikte neler değişir diye sorarsınız. Bununla hızlı bir şekilde cevaplayabileceğinize eminim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bu görselle sorusu olan varsa duralım. Çünkü burası önemli. Yoksa son bir kısma geçeceğim ondan sonra bitireceğim dersi. Var mı sorusu olan? Evet mesaj yazabilirsiniz. Sesinizi duymasını istemiyorsanız. Mesajlarınızı görüyorum. Evet. Can olmadığı anlaşıldı arkadaşlar. Birkaç arkadaşım yazmış mesajını hocam. Mesaj yok diye. Evet. Tamam abiler. Evet olmadığı anlaşıldı. bayağı bir mesaj geldi. Teşekkür ederim. Şimdi gençler. Burayı da sildim şimdi. Son bir kısma geldim. Nedir o? canların arkadaşlar adlandırılması, isimlendirilmesi. Değerli arkadaşlar. canlar isimlendirilirken bir canının isimlendirilmesi iki kelimeyle oluşur arkadaşlar. Bu ikili adlandırmaya biz nominal adlandırma ismini de veririz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bir nominal adlandırmada, bir nominal adlandırmada, isimlendirmede iki tane kelime kullanıyoruz dedik ya. Mesela şurada arkadaşlar kanis domesticus diye kullanmışız arkadaşlar. Veya şurada bakın kanis lupus diye kullanmışız. Arkadaşlar burada iki kelimeden ilk kelimesi iki ilk kelimesi arkadaşlar o canlının hangi cinsli olduğunu söyler Cins adı. Cins adını ifade eder. İkinci kelime ise arkadaşlarım tür adı değil bakın yanılmayın. Lupus bu canlının türü değil. Tür iki kelime oluşur. Kanis, lupus bu canlının türü. Peki lupus ne arkadaşlar? Lupus da tamamlayıcı at. Tamamlayıcı at. Değerli arkadaşlarım, işte işte bir canlının tür adı iki kelimeden oluşuyormuş. Burada kanıs lupus gibi arkadaşlar, kanıs domesticus gibi, felis domesticus gibi, felis leo gibi arkadaşlar iki kelimeden oluşuyor. Az önce yukarıda söyledim ya, insanlar mesela homo sapiens değil mi? İki kelimeden bakın, homo sapiens. İki kelimeden oluşuyor. Birinci kelime o canın hangi cins olduğunu söyler. İkinci kelime de arkadaşlar bir nevi tamamlayıcı ad veya lakabı gibi düşünebilirsiniz. Mesela arkadaşlar şuraya ben size iki tane canlı ismi yazmak istiyorum. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi Pinus Nigra. Nigra. İkincisi de arkadaşlar Pinus Alba. Bakın burada Değerli arkadaşlar kaç tane türü var şu yazmış olduğum örnekte? iki tane tür var. Bir tanesi Pinus nigra türü bir de Pinus alba türü. Arkadaşlar şu Pinus nigra dediğim şey kara çam. Pinus alba dediğim de arkadaşlar beyaz çam. Bakın Pinus bu iki tane canlı var. iki tane tür var burada. Pinus cinsinden iki tane tür yazdım size. Pinus nigra birinci canlı. Pinus alba ikinci canlı. Şu birinci kelimeler arkadaşlar neymiş? cinsin adıymış. Nigra da tamamlayıcı adıymış. Nigra kara demek, alba beyaz demek. Bakın sana, sorularda, sınavlarda hep şu hatayı yaparlar. Öğretmen verir buraya. Hadi bakalım hangisi tür adıdır diye söyler. Öğrenci gene de şunu yapar arkadaşlar. Bakın şunu yapar. Siz o hatayı yapmayın. Ne yapıyor biliyor musunuz öğrenci? Hocam pinus cins adı. İşte nigra da tür adı derler. Bu hatayı yapmayın. Bu, bu değil. Doğrusu ne bunun peki? Şöyle sildim şeyi arkadaşlarım. Tekrardan yazalım bunu nasıl olduğunu. Dedik ki bakın Pinus Alba şu sınavda bunu sol öğretmen mesela. Hadi bakalım buna, bu ne bana göster diyeceksin. Bakın arkadaşlar şurası cins adıymış. Birinci kelime cins adı. ikinci kelime tamamlayıcı atmış. Tamamlayıcı. İşte bunun tamamı arkadaşlar yani Pinus Alba'nın tamamı neyimdir arkadaşlar? İşte tür adıdır. Demek ki tür unutmayın iki kelimeden oluşuyormuş sevgili dostlarım. Son olarak şurada bir örneğim var. Örneği göstermek istiyorum sizlere. Bakın şöyle azıcık küçülttüm mü herhalde şöyle görürüz biz. Evet şöyle arkadaşlar görelim. değil dostlarım bakın kategorilerden bahsettik alem kategorisi, şube, sınıf, takım, aile, cins ve tür. Ve bu alemlere ait taksonlardan bahsettik. Değerli arkadaşlarım, mesela örneğimiz ne olsun birinci örneğimizde? Hayvanlar aleminden bahsedelim. Hayvanlar aleminde bir sürü canlı sayabilirsiniz siz değil mi? Kediler, köpekler, hatta kedileri, van kedisi diye böyle daha da böyle detaylandırabilirsiniz. Arkadaşlar hayvanlar aleminde omurgalılar şubesinde yer alır bizim kedimiz. Kediler memeli sınıfında bulunur arkadaşlar. Ve kediler arkadaşlar beslenmesine göre etçildir, otçul değildir. mesela inek de mesela değil mi memeli bir canlı ama bu gruba girmez. Çünkü inek otçul bir canlıdır. Bakın etçiler için de arkadaşlarım kedigiller ailesinde bulunur kediler. Arkadaşlar kedigiller ailesinde aslan var, kaplan var ama biz ev kedisini arıyoruz. Cinsi arkadaşlar kedi cinsidir. Hangi kediden bahsediyoruz? Ev kedisinden bahsediyoruz. Bakın mesela kedi cinsinden ev kedisi var, van kedisi var değil mi? Bu şekilde arkadaşlar kediler de türler olabiliyor. Bakın burada biz yapmış olduğumuz bu örnekte kedigillerin ev kedisinin arkadaşlar kategorilerini ve taksonlarını gördük. Bir de gene arkadaşlar kuş burnu bitkisine bakalım şimdi. Mesela kuş burnu bitkisi arkadaşlar gül cinsindeki gül giller ailesinde bulunur. Gülgiller ise arkadaşlar güller Takımda bulunur. Biz bitkileri ileride göreceğiz. Çift çinekli, tek çinekli diye bahsedeceğiz. Güller arkadaşlar çift çineği olan bir bitkidir. Ve güllerin tohumları kapalıdır. Ve güller arkadaşlar hangi alemde bitki mi hayvan mı diye soracaksanız tabii ki bitki aleminde bulunur. Yani bakın biz burada ne yaptık? Biz burada arkadaşlar ev kedisi ve arkadaşlar kuş burnu bitkisinin kategori ve taksonlarını incelemeye çalıştık. Tekrar söylüyorum. Bu kategorilerden gerçek olan şey türdür. Yani ev kedisi elle tutulur, göze görülür. Kuş burnu elle tutulur, göze görülür. Şu cins ay takım sınıf şube alem ise arkadaşlar bizim bu canlara ulaşmak için yapmış olduğumuz kategorilerdir. Yapmış olduğumuz taksonlardır arkadaşlarım. Onu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, dersimizi burada noktalandıracağım. Sorusu olan varsa alabilirim. Sorusu olan var mı? Hocam ben adlandırmayı anlamadım. Tamam adlandırmayı tekrar anlatalım. Arkadaşlarım adlandırma bir canın adı iki kelimeden oluşur. Türkçe adı değil arkadaşlar. Bakın bilimsel adından bahsediyoruz. Dedik ki mesela arkadaşlar pisum bunlar bilmek durumunda değilsiniz siz. Bunlar nasıl yapıldığını anlatıyorum ben size. Pisum sativum denen bir bitki olsun arkadaşlar. Bu bir canlı tamam mı? Pisum sativum. Bu, bu canlı. Mesela allium allium sepa dediğimiz bir canlı. Bunlar canlılara biz isimlendirirken arkadaşlar böyle iki adlandırmada kullanılıyoruz. Mesela şu pisum sativum veya allium sepa ne biliyor musunuz? Allium sepa hepinizin bildiği soğan ya Soğanın biyolojik adı işte. Bilimsel adı. İşte biz soğan kelimesini kullanmıyoruz da biyolojide, bilimde. Allium sepa denen latince bilimsel adını kullanıyoruz. Soğanın adı yazılırken ilk kelimeyle yazılıyor. Birinci kelime bu soğanın hangi cinste olduğunu gösteriyor. Cins adı. İkinci kelime ise arkadaşlar bunun tamamlayıcı adı. Tamamlayıcı adı. Allium sepa. iki kelime birden işte tür adını gösteriyor. Demek ki tür adları iki kelimeden oluşuyormuş. Birinci kelime o türün, o türün hangi cinste olduğunu gösteriyor. İkinci kelime ise o türün tamamlayıcı adını gösteriyor. Anlatabildim mi efendim? Var mı sorusu olan? koyacağım. Arkadaşlar. Hocam, anladım. Tamam teşekkür ediyorum. Ee, bu videoya ben kaydediyorum aynı zamanda. İşte YouTube'da bulabilirsiniz. Ben önceki dersimizi yükledim. Ben yine linklerini paylaşırım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz.